İslam ahkamlarını ulamalar beşte maksatke karatılgen dediler. Yani İslam şeriatinin ahkamları beş nersenin himayesini közde tutken. İslam şeriatı şunçaki urf adetmez. Bir cuma günü barıp koyup, bir az yine dini garizesini kandırıp koyup, şu bilen gitti. Dinini meşriye koyup koyup, köçede öz bilgençe yaşaydıken dinmez o. İslam ahkamları şunçaki fakat namaz, rozaga o'xshash ibodatlardan gina iborat ham emas. Balki İslam ahkamları inson hayoti uchun eng muhim ahkamlarni bayon qilgan va insonning bu dunyo hayotini himoyasiga o'z e'tiborini qaratgan. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, biz shariat ahkamlarini o'rgansak, hamma ahkamlarda quyidagi 5 narsaning hammasi, yoyinki biri yo bir nechtasini himoyasi maqsad qilinganini ko'ramiz deydilar. Birinchisi jon himoyasi. İslam'da, İslam ahkamlarında insanın canı himayeye alınken. Nahak adam öldürüş mümkünmez. Buna nahak öldürse ondan kasas alınır. Bu hem canının himayesi. Buna talafat yetkizmek mümkünmez cismanen. Hatta insan özü talafat yetkizmek mümkünmez. Mesela özü kastan kolunu kesmek mümkünmez. Haram. Canının himayesi. İkincisi dinin himayesi. Yani İslam insanın dinini himaye kıladı. Allah'tan özge ibadet kılıçtan insanını saklaydı. İslam ahkamlarını örgenin Allah'tan başka bir ibadet kılıçı yok. Allah'tan başka ilahlaştırılmaydı hiç kim. Hatta peygamber ham. Şunun için şirk en katta günah deyip kararladı. Lakin köp başka dinlerde bu narsa yok. Tevhid dini var mı? Nisbeten Yahudilikte var. Lekin başka dinlerde Allah'tan başkaya sığınış o itikadının en asasi kısmına eylenip gitken. İslam'da itikad himayesi yine başka din vakillerine bağırı kendilikte hem görünür. İslam'da dinge mecburlaşı yok. Bunu hem insan, yani dinin himayesini, itikad himayesini hem İslam tamirleydi. Üçüncüsü, insanın aklının himayesi. Şeriatta akılga zıt bo'lgan, aklını işten çıkaradigan, akılga zarar keltiradigan hamma narsa haram. Mast qiluvchi içimlik şunun için haram. Çünkü o vaqtincha aklını çekilip koyadı. Ondan keyin insanın nasl ve şa'ni, insanın naslini himoyasiga qaratilgan İslam ahkamları. Shuning uchun nikohsiz oila, nikohsiz nasl qoldirish taqiqlangan. Chunki nasl pok saqlanish kerak. Nasl pokligi uchun o'tgan surada biz o'rgandik, ma'lum toifa ayollar nikoh harom qilingan. Nega? Nasl salomatligi, sofligi uchun. Beshinchisi insonning molining himoyasi. Shuning uchun nohaq birovning molini o'zlashtirish, pora bo'ladimi? Riba bo'ladimi? O'g'irlik bo'ladimi? Tortib olish, g'asb bo'ladimi? Talantaroshlik hammasi harom qilingan. Nega desa, chunki Islom insonning molini ham himoya qilishni o'z zimmasiga olgan. Ushbu surada deydi ulamolar, mana shu Maida surasida o'rgansak, beshala maqsadning himoyasiga qaratilgan ekan oyatlar hammasi. Yani beşele maksat, beşele can, din, akıl, nesil, şa'n. Şa'n degen de insanın abru itibarı nazarda tutuladı. Bu hem nahaktan İbrahim'in şa'nını töküş haram. Kanı bilen ting haram. Ve mal. Mene şu nerselerinin himayesi, mene şu surede beşelesi hem aks etken. Başka surelerde kaysibirleridir aks etse hem kaysibirleridir aks etmeyen buluşu mümkün. Lekin bu surede mazkur 5 narsanın himayesi, şeriat maksatları tola töküs aks etken deydi müfessir ulamalarımız.